Merhaba arkadaşım. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri yapacağız. Bu ilk dersimiz arkadaşlar. Hemen kapağımı uçuruyorum ve sana soruyorum. Şöyle uzun karmaşık görünen denklemleri çözmek istiyorsun değil mi? Ya da arkasındaki gibi şöyle farklı A, B, X her şey var içinde. Ya da bir arkadakini göstereyim. Şöyle özel denklem soruları. Bunları çözmek istediğini biliyorum. Bunları çözmek için biraz sabredeceksin. Önce sana konunun mantığını anlatacağım. Dersin sonunda çözdüğünü göreceksin. Şimdi bak arkadaşım. Birinci dereceden bir bilmeyen denklemlerde şu ax artı b şeklinde denklemler vardır. x değişkendir. a ve b de katsayılar tamam mı? Buradaki x'i bulmak için ne işlem yapıldıysa tam tersini yapacaksın. Artıları karşıya eksi olarak atacağız. Çarpıları böyle olarak atacağız. Ve x'i bulacağız. x sana çözüm kümesini verecek. Yani kökleri verecek. x köktür tamam. Mı? Hemen başlayalım. Aşağıdaki denklemlerdeki x, x değerlerini bulalım. Şimdi i̇şte ilk başta şu ortadakinden başlayayım. Çünkü ilk onu gözüme kestirdim. Arkadaşım x'i bulmak için x'i yalnız bırakacaksın. Değerini bulmak istediğin şeyi yalnız bırak. Tamam. Eksi 1'i karşıya zıt işaretle artı 1 olarak atacaksın. 2x eşittir. Eksi 1. Geçti artı 1 diye. 11 de burada vardı. 12 yaptı. 2x 12. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Her iki tarafı 2'ye bölersen bu x olur. Bu 6 olur. Ya da şöyle düşünürsün. 2x eşittir 12 de. Bunu biliyorsunuz ama uzatayım biraz. Bu çarpım halindeki 2'yi buraya bölü olarak atacaksın. Cevap yine 6 çıkacak. Şu üstteki soruya bakalım. Arkadaşım bu tip sorularda herkes benzerinin yanına gider. X'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. Bak eşitleri koyuyorum. X var 3X var. Bu küçük olan X bu 3X'in yanına eksi olarak gitsin. 3X'in yanına eksi X olarak geldi. Buradaki 5 de şu karşı tarafa eksi olarak gitsin. Bir burada vardı. Eksi 5 olarak geldi. Neden önce diyebilirsin ki hocam neden 5'i buraya atmadık falan. Pardon biri buraya atmadık. X'i şu 3 x'i bu tarafa atmadık. Onu da yapabilirdin. Onu da yapacağım şimdi bak. 1 eksi 5 ne yapar? Eksi 4. 3 x eksi x 2 x. Her iki tarafı 2'ye bölerim. Burası x olur. Burası eksi 2 olur. X eksi 2 bulursun. Şurada biraz önceki mantıkta dur yeşil alayım. Şöyle yapabiliriz. 3 x'i buraya atarsan x eksi 3 x olur. Biri bu tarafa eksi olarak atarsan 5'ten 1 çıkar 4 olur. Eksi 2 x eşittir 4 olur. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersen Burası x. Burası da eksi 2 olur. 4 bölü eksi 2 eksi 2'dir. Yine eksi 2 bulduk. Aynı cevap. Hangi yolla gidersen git. Şuraya gelelim. Burada x'i bulmak için x bölü 3 ifadesi nin yanındaki artı 2 var. Önce şu artı 2'den bir kurtul ya. At bunu karşıya eksi 2 olarak. x bölü 3 eşittir 10. 2 çıkar 8 yaptı. Daha sonra bu bölüm halindeki 3'ü buraya çarpı olarak atacağız. Çünkü her işlem tersiyle gider. 3 kere 8, 24 yapar. Sağ taraf 24, sol tarafta sadece x kaldı. Burada nasıl ki buradaki 2 buraya bölü olarak gitti. Eksi 4'ü 2'ye böldük. Eksi 2 bulduysak çarpımda bölü gitti. Burada bölü de bölümde çarpı olarak gitti. Şimdi bu kolay şeylere sabredin. Yavaş yavaş çıtayı yükseltiyorum. Arkadaşım denklemin sağlayan x değeri kaçtır diyor. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki ya hocam şuradaki kesir var ya x'li kesir. Bu ana... Ana işlem yeri kesir. Şu eksi 3'ten bir kurtulayım ya. Of, şunu artı 3 diye atın şuraya diyorsun. 5 yaptı sağ taraf. 3, 2, de... aa pardon. 3, eksi 2 daha 1 yaptı. Pardon. 1 yaptım. Burada ne kaldı? 2, x eksi 1 bölü 7. Şimdi ne yapacağım? Bu bölüm halindeki 7'yi çarpı olarak atacağım. 2, x eksi 1 bölü 7 kere 1, 7 yaptı. Sonra bu eksi 1'i karşıya artı olarak atacağım. Karşı taraf 8 olacak. Sol taraf 2x oldu. 2x8 ise her iki tarafı 2'ye böl. Ya da bu x çarpım halinde ya. Çarpım halindeki 2'yi buraya bölü olarak at. 8 bölü 2'den cevap ne olacak? 4. Bitti. Adım adım ters işlem yapıyorum. Bazıları şöyle diyor. Ya hocam efendim diyorum. Şu çarpı 2 var ya bu 2 niye karşı eksi olarak atmadınız? Ya buradaki 2 toplama halinde değil ki. Çarpım halinde İşleme dikkat et. Buradaki eksi 1'i niye karşı attım? Çünkü eksi 1 çarpım halinde değil. Toplama çıkarma olduğu için ters işlem. Çıkarma olduğu için toplam olarak attım. Buradaki de çarpma olduğu için bölü, bölü olarak attım. İşlemin tersini yapıyorsun. Tamam. Evet çıta biraz daha yükseliyor. Böyle bir soru. Denkleminin kökü eksi 1 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi kökü eksi 1 demek bu x değeri denklemde bilinmeyen x, x değişkenine bağlı bir denklem. x değeri 1 için doğru oluyor. Yani burada x'i çözersen x'i 1 buluyorsun. O zaman madem x'i 1 buluyorum kök bu götür denklemde yerine yazarım. Artık benim için x ölmüştür. x yerine 1 yazacaksın. Bu kadar. Yani soru şu olacak. 4 çarpı 3 bölü 1 artı 1 2 eksi 5 bölü 1 artı a eşittir 1. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Kökü yerine koydum. Aha bir tane daha bilinmeyen çıktı. A gibi bir bilinmeyen var. Burada ne yapacağım? Ya bu 4'ü içeri çarpım olarak dağıtırım ya da ya şu ifadenin hepsi 4 ile çarpılmış zaten. Bu 4'ü karşı tarafa bölü olarak atarım. Tamam. Şöyle olur yani. 3 bölü 2 eksi 5 bölü 1 artı a eşittir. 1 bölü 4 olur. Çarpım halinde bölüm olarak geçti. Ya da bazıları da şöyle anlıyor. Her iki tarafı 4'e böl diyorum. Hani hemen şöyle anlayanlar da var. Tak tak bak bu 1 oldu kayboldu. Bu 1 bölü 4 oldu. Gördünüz mü? Aynısını elde ettim. Şimdi ne yapacağım arkadaşım? Tabii ki şu a'yı bulmak için. Bu bir de eksili bir ifade ya. Bunu karşı tarafa artı olarak atıyorum. Artı 5 bölü 1 artı a olarak atıyorum. Bu 1 bölü 4'ü de karşı eksi olarak atıyorum. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Tamam. Ne yapacağım? Hocam ne yapacağız? eşitleyeceğiz. Bunu hemen 2 ile genişletiyorum. Şuradan devam edeyim. 2 ile çarp. 6 bölü 4 eksi 1 bölü 4 eşittir. 5 bölü 1 artı A. Öyle ise burası 6 eksi 1 5 yapar. 5 bölü 4 eşittir. 5 bölü 1 artı A. Söyle bakalım. Bu iki kesinin payları aynı. O zaman mecburen paydaları da aynı değil mi? Burada 4 varsa burada da 4 olacak. 1 artı A 4 olacaksa A mecburen ne olacak? 3. Bu kadar. Yapıştıracaksın. Denklemi nasıl çözdüğümü gördün mü? Gördün. O zaman videoyu biraz gir alıp sen çözmediğini ya da sadece soruyu bir kağıda yazıp çöz. Biliyorsun çözerek öğrenirsin, yazarak öğrenirsin. Sadece seyretmek yetmez. Gelelim ahanda bu soruya. Heh, çıta gittikçe yukarı doğru çıkıyor. Güzel. Olduğuna göre x küp aşağıdakilerden hangisidir? x küpün m'li ve n'li değerleri aşağıda verilmiş. Hangisi x küpe eşit onu soruyor. Bunu yapmak için bu denklemi çözeceğim. Peki nasıl? Bakıyorum a x kare x kare paydalar eşit. Çok güzel tamam. Belli ki burada paydalar eşit olduğu için çıkarma yapacağım. Peki sol tarafta ne yapacaksın? Hocam payda eşitleyin diyorsun. Aferin. Bunu ne ile? Bunu m ile. Karşılıklı birbirinin altına yazdım. Çarpınca paydalar eşitlenecek. n ile x'i çarp nx m ile x'i çarp mx. Arada eksi var. Eksi mx. Bölü payda m çarpı ne olur? Peki burada ne olacak? Zaten x kare x kare. paydalara aynı. Bir kere yazıyorum. m eksi ne? m eksi ne? Güzel. Daha sonra şurada x ortak parantezini gördün mü? Bak şurayı. Dur farklı bir renkte. Şu pay kısmını sadece şurada yazayım. mn eksi mx'i x ortak parantezine alırsam n eksi m elde ederim. Tamam Şimdi tekrar yazayım. X çarpı N eksi M bölü M çarpı N eşittir. M, N eksi, M eksi N bölü X kare. M eksi N bölü X kare. Şimdi X küpe nasıl ulaşacağım? Bana niye X küp demiş acaba? Bir içler dışlar çarpayım bakayım. Tak tak. X kare ile şunu çarpıyorum. X kare çarpı X çarpı N eksi M eşittir. Bu X'in çarpıyorum. M çarpı N çarpı M eksi ne? Bir şey dikkatini çekti mi? Çekmedi hocam. Çekmeli. Bak. N eksi M ile M eksi ne? Birbirini zıttı. Şunun gibi. 4 ile eksi 4 gibi. Aynı sayılar ama birbirini zıttılar. Bak şöyle anlatayım. Ee, ben diyelim her iki tarafı da N eksi M'ye böleceğim. Çünkü bir eşitliğin her iki tarafını da aynı şeyle çarpıp bölebiliyorum. Doğru mu? Diyorum ki ben bunun her iki tarafını şuradan kurtarmak için N eksi M'ye bölüyorum. N eksi M'ye bölüyorum. Neden bölüyorum? Bakın burada x kare x çarpınca e x küpü burası üretecek zaten. Gördün mü? Aradığım şeyi zaten üretiyorum. O zaman şuradaki sadeleştirmede bu buna bölünür. 1 olur. 1 olur. Güzel. M eksi N bölü N eksi M de eksi 1 olur. Vay neden? Yapalım. M eksi N bölü N eksi M. Şimdi arkadaşlar şu M eksi N aslında eksi n eksi m'dir. Aşağıda da n eksi m var. Bunlar birbirini götürür. İnanmıyorsan eksi içeri dağıt. Eksi n artı m yapar. Bak eksi n artı m. Var zaten. Bunlar birbirinin zıttı olduğu için buranın cevabı eksi 1 oldu. O halde buralarda sadece sadeleşti. Işte, buradan zaten x küp elde etmiştim. O zaman soldaki x küp eşittir. Sağda m çarpı n çarpı eksi 1 var. Yani eksi m çarpı n elde ederim. x küp aha eksi m çarpı neymiş? Vay güzel bir soru. Hafif sanki kafa karıştırıcı gibi ama şuradaki zıt olduklarını görüp bölme yaparsan olay bitecek. Bir de işler dışarı yapmalıydın. Tabi bir de şurada payda eşit demeliydin. Tabi burada paydaların eşit olduğunu çıka görüp çıkarmayı da yapabilmeliydin. Bu sorudaysa arkadaşım sana karışık bir görüntü verilmiş olabilir. Paydaları çok farklı sayılar var. Gördüğün gibi x'ler her yerde. Böyle bir durumda ne yapacaksın? Sorunun köküne bakalım. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bak çözüm kümesi bunlardan biri. Tamam. Şurası bana güzel ipuçları veriyor. Diyorum ki. Şimdi bunun bir kısa yolu var bir uzun yolu var. Önce kısa ve pratik yolunu göstereyim. Şıklar çözüm kümesi şıklarda belli olduğu için şöyle korsan düşünüyorum. Arkadaş bunun paydasını sıfır yapan değerler çözüm kümesi de olamaz. Hani paydayı sıfır yapan değer kesi tanımsız yapar. Bu çözüm kümesi de mümkün değil bulunamaz. Bak Şurada paydayı sıfır yapan değer x'in 2 değeri değil mi? Evet. Bak burada da x'in eksi 2 değeri paydayı sıfır yapmaz mı? Evet. Burada da x'e sıfır verirsen 1 bölü sıfır olmaz mı? Evet. Demek ki çözüm kümesinde 0, 2 ve eksi 2 olamaz. Mümkün değil. Burada da 2 olamaz. Eksi 2 olamaz. Paydayı sıfır yapıyorlar. Gidersin çözüm kümesinde 2 olan silersin. Bu olamaz mı çözüm kümesi? Eksi 2 olan da olamaz. Dolayısıyla 2 ve eksi 2'nin olduğu hayatta olamaz. Kaldı mı 2 seçeneğin? Boş küme veya reel sayı. Şimdi tüm reel sayılar bu denklemi sağlamaz. Bak mesela 2 ve -2 sağlamadı. Bunlar da reel sayıdır ama sağlamadığına göre bir tane bile sağlamazsa reel sayı kümesinin komplesini alamam. Dolayısıyla elimde bir tek boş küme kaldı. Demek ki sağlayan hiçbir şey yok. Yapıştır. Bitti. Peki diyeceksiniz ki hocam ya bunun işlemsel çözümü neydi? Belki şıkları yok, belki açık uçlu. O zaman yapacağın şuydu. Şu eşitliğini koyacaksın. Paydası eşit olanlar var ya şununla şu. Bunları yan yana getirsem daha kolay işlem yaparım tüm hepsinin paydasını eşitlemekle uğraşma. Bu şu ifadeyi karşıya artı olarak atacağım. Başka bak şununla da bunun paydası eşit. Bu ifadeyi de bu tarafa eksi olarak atacağım. Yani şu 1 bölü x burada kalsın. Tamam mı? Şu artı 2 bölü x artı 2 de kalsın. Yanına bu eksi x bölü x artı 2 artı artı x bölü x artı 2 olarak geçirdim. Zıt işaretle. Bunu da bu tarafa aldım. Burada 2 bölü x eksi 2 vardı. Bunu da buraya eksi x bölü x eksi 2 olarak aldım. Eksilisini aldım. Artı 5 bölü 2. Bak bunların paydası eşit. Burada çıkarma işlemini yap. Burada toplama işlemini yap. Sonra diğer bulduğun kesirde paydaları eşit de içler dışlar çarp bir şeyler yap. X'i ne bulacaksın biliyor musun? 2 bulacaksın. X'i 2 bulsan da gidip 2'yi işaretleme sazan gibi. Neden? 2 buranın paydasını 0 yapıyor. Bu denklemden bir tane x değeri çıkar ama bu gerçek denklem değerine yazılınca denklemi sağlamaz. Çünkü kabak gibi ortada paydayı sıfır yaptı. Dolayısıyla bunu da kullanamayacağım. Sileceksin. Hiçbir şey yok diyeceksin. Bulduğun değer denklemde koyduğunda denklemi sağlamıyorsa boş küme diyeceksin. Şunu diyebilirsin. Ya hocam bütün bulduğum şeyleri tutup burada deneyecek miyim? Hayır tabii ki. Bulduklarımız %95 oranında doğrudur. Sadece kesirlilerde dikkat et. Bulduğun şey paydayı sıfır yapıyorsa tanımsız yapıyorsa onu alamazsın. Tamam mı arkadaşım. Bu sorunun çözümü de bu iki türlü de yapılabilir. Ahan da baba bir soru. İşte bu soru baba bir soru arkadaşlar. Neden? A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı reel sayılar demiş. Şu denklemi çözmüş. X kaç demiş. İşin içinde A da var. B de var. Bu gibi sorularda şöyle bir düşünüyoruz önce. Ya bu soruda ne yapabilirim? Payda mı eşitlesem? A paydalar aynı olanlar var. Bunları yan yana mı alsam? Değil mi? Bunların paydası eşit. Şunların paydası eşit. Böyle böyle düşünürken sonra bir baktım. A 3A bölü A 2B bölü B. Allah Allah burada bir şey var dedim. Burada bir toplama yapmış değil mi? Paydalar eşit olan iki kesi toplamış. Bir adım öncesini açacağım. Bak 1 bölü B artı 3 bölü A bölü A artı X bölü A varmış. Burada payda eşit olduğu için üstleri toplamış. Eksi yanlış şu eksiye çok dikkat et. Bu grubun içine dağılacağı için karışmaması için parantez açıyorum. Burada X bölü B varmış. Burada da eksi 2B bölü B varmış. Paydalar eşit işte olduğu için x eksi 2b yapmış. Aynı ortak paydada göstermiş. Eşittir. 1 bölü a artı 5. Bir adım geri geldim yani. Sonra bak. Şu a'lar sadeleşir burası 3 olur. Bu b'ler sadeleşir burası 2 olur. Yani tekrar yazmam gerekirse. Aslında yazmaya da üşeniyorum ama neyse yazayım. 1 bölü b artı 3 artı x bölü a. Şu eksiği içeri dağıt. Eksi x bölü b. Eksi 2 vardı. Eksi onun yanına gelir. Artı 2 yapar. Unutma bu eksi hem buna hem ona dağılır. Eşittir burada 1 bölü A var. Artı 5 var. Bakalım bakalım ne var. Aa hocam 3. 2 daha 5 yaptı. Burada da 5 var. Birbirini götürür. Bu artı 5 yaptı ya. Karşıya eksi 5 olarak getiresem bunu silerler yani. Bunları direkt silebilirim. Artı 5'e eksi 5 attım. Sıfırladı. Sıfır 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 artık bunlar. Başka ne var? Aa hocam paydalı eşitleri yan yana getirin. Harikasın bak. Şu ikisini yan yana alıyorum. 1 Paydalar eşit ya. 1 bölü B eksi X bölü B. Şuradakini de karşıya eksi olarak atıyorum. Çünkü paydası A. 1 bölü A eksi X bölü A. Güzel. Şimdi ne olacak? Paydalar eşit olduğu için 1 eksi X bölü B eşittir. Burada ne var? 1 eksi X bölü A. Aa, bir dakika hocam. Paylar eşit olduğuna göre 1 eksi X 1 eksi X paydalar da eşit olmalı diyesi geliyor insanın ama soru adamı felç ediyor. Bak birbirinden farklı diyor. Allah Allah. Ben şimdi 1 eksi x 1 eksi x'e eşit üstler eşitse altlar da eşit olmalıcam öyle öğrettiniz. İyi de üstler eşit olduğunda altlar da eşit olursa bana birbirinden farklı demişti a ve b için. a b farklı çıkmalı. a ve b eşit olmamalı. Bir tek yolu var onu kim gördü? Hadi söylesin bakayım. 1 eksi x 1 eksi x'e eşit altlar da eşit oluyor o zaman. Ama bu sorunun kılavuz bilgisine uymuyor. Ters. A ve B eşit çıkıyor. Eşit çıkmamalı. Tek bir yolu var o da şu. Yukarısı sıfır olursa tamam mı? Sıfır bölü B de 0 yapar. Sıfır bölü A da 0 yapar. A, B farklı da olsa örneğin 0 bölü 3, 0 bölü 5 doğru olur. Çünkü sıfır bir sayıya ikisi de sıfır çıkar. Tek yol yukarının ve şu pay kısımlarının sıfır olmasıdır. 1 eksi x'in 0 olması için x demek ki 1'miş. Böylece A ve B birbirine eşit olmaz. X değeri bulunur. Kılavuz bilgiye de uyar süperiz ya. Zaten şu birbirine farklı demeseydi soru burada kalırdı. Çünkü yukarısı sıfır olmak zorunda kalmaz o zaman. A, B eşit olabilirdi. Ama bunu dediği an ben anladım ki A, B eşit olmayacak. Bunu nasıl sağlarım? Matematiğe uygun şekilde yukarıları sıfır yaparsam böylece sıfır eşittir. Sıfır olur. A, B eşit olmak zorunda kalmaz. Çok baba bir soruydu. Hakikaten 10 numara 5 yıldız bir soruydu. Diyorum. Arkadaki örneğe geçiyorum. Yine böyle güzel, şık sorular gelebilir. Şu soruların tanımlama kısmı var. Tanımlamasından dolayı bazı arkadaşlar çekiniyor. Hiç çekinmeyin ya. Sakin olun. Bakın şöyle bir soruya. Hmm. A bir reel olmak üzere demiş. Ben diyor A'yı kare içine alırsam 1 eksi A yap. Yani birden o A'yı çıkar. Bu kadar. Biçimde tanımlanıyor. Buna göre 3 kutucuk x eşittir kutucuk x eksi 2 artı 1 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Buradan bir denklem üretmiş. Bu denklemi önce kuracağız sonra çözeceğiz. Bakalım. Kutuya x koyarsam 1 eksi x olur değil mi? Evet. Şurası için. O zaman 3 ile de çarpmış. 3 çarpı kutunun içine x koydum. 1 eksi x. Bak şöyle oldu. Hatta şöyle yapayım. Kutu x 1 eksi x. 3 çarpı olduğu için 1 eksi x'i yazıyorum. Eşittir. Burada kutuda ne var? x 2. Sen şuradaki kutuda x eksi 2 yazarsan onu da bir üste yazayım. Kutu x eksi 2 eşittir. Ne olur? Bir eksi kutuda ne varsa onu çıkarıyorsun. Hani kutudakini çıkarıyor da kutudaki x eksi 2'yi çıkarıyorum. Orası da ne olur? Tek tek yazayım mı? Ya da dur açayım şurayı. Bir eksi içeri dağıt. Eksi x artı 2 olur. He, kutudan gelen değer bu. Bir eksi x artı 2. Bir de kutunun dışında artı 1 var. Onu da buraya ekledim. Geri kalan çocuk oyuncağı. Şu eşittir'i. ahanda buraya yazıyorum. Sağ taraf sol taraftakini dağıtıyorum içeri 3 eksi 3 x yapar. 3 ile bunu çarptım. 3 ile eksi x çarptım. Burası ne yapar bakalım. 2 bir daha 3 bir daha 4. 4 eksi x yapar. Aa bu eksi 3'ü kartıya artı 3 x diye atarsam artı 3 x yapar. Bir eksi x burada. Bu artı 4 eksi 4 diye atarsam 3 eksi 4 yapar. Aa bir bakıyorum burası eksi 1 çıkıyor. Burası 2 x çıkıyor. 2 x eksi 1 ise bu çarpım halinde 2 2'yi buraya bölüm olarak atıyorum. Eksi 1 bölü 2 olur. X'imizin cevabı. Biçimde tanımlıyordu. X değeri kaç diyordu? X'e eksi 1 bölü 2 yapıştıracaksın. Olay bu arkadaşım. Umarım anlamışsındır. Dikkat edeceğin şey neydi? Dikkat edeceğin şey şu x eksi 2'nin kutudan nasıl çıktığını anlamak. Bak x eksi 2 yazarsan 1 eksi x eksi 2 yapacaksın. Ben de öyle yaptım. Bak 1 eksi x eksi 2. Şu eksiyi sadece x'in önüne değil x'in önüne de çarpı olarak atarsan eksi 2 artı 2 yapar. Buna özellikle dikkat et. Her derste özellikle vurguluyorum. Çünkü sınavlarda çok fazla çıkıyor. Tam sazan avlama yöntemidir bu soru. Dedikten sonra uçuruyorum. Şimdi bazı sorularda böyle x'li mi denklemlerden sonra çözüm kümesi boş küme midir, reel küme midir diye soruyor. Burada kastettiği şeyi anlatayım. Sen diyelim denklemi çözdün 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 x'ler kayboldu. Ve 5 eşittir 5 gibi ya da 3 eşittir 3 gibi 0 eşittir 0 gibi sağ taraf ve sol tarafın eşit çıktığı durumlar ortaya çıktı. O zaman bu çözüm kümesinin reel sayı olduğunu gösterir. Yani x yerine ne koyarsan koy x'ler kaybolur. Sayılar da birbirine eşit olur demektir. Yani her türlü reel sayıda uygun demektir. Ama işlemi yaptın yaptın x'ler kayboldu. Çıkan sayılar saçma. 2 eşittir 5 çıktı ya da 0 eşittir 3 çıktı gibi. Eşit olmayacak sayılar birbirine eşit çıktıysa demek ki x yerine ne koyarsan koy bunun doğru bir çözümü yok demektir. Çözüm kümen boş küme. Tamam. Hemen örnekle açıklayayım. Bu teorik açıklamayı pek anlayamayabiliyoruz. Denklem çözüm kümesini bulun diyor. 2'yi hemen içeri çarpı olarak atıyorum. 2x bölü 3 yaptı. Artı 2 yaptı. Eksi birimin de burada var. Şu da 1 bölü 2 ile 4x bölü 3'ü nasıl yapalım? Sadeleştirelim. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2'ye. Yukarısı 2x 1 ile çarp 2x. Aşağısı 1 kere 3, 3 yaptı. Bak şimdi arkadaşım. Burada ne oldu? 2x bölü 3 artı 1 eşittir. 2x bölü 3. Her iki tarafta 2x bölü 3 yok mu? Var. Bunu karşıya eksi olarak atarsan 2x bölü 3'ü yani eksi 2x bölü 3 yaparsan buradan sildim. Şurası ne oldu? 1 eşittir. 2x bölü 3'ten 2x bölü 3 çıkar birbirinin aynısı. Birbirinden çıkan da 0 olur. Bak 1 eşittir 0 çıktı. X'ler de kayboldu. 1 0 eşit mi? Değil. İşte böyle bir saçmalık olamayacağı için çözüm kümesi boş küme. ÇK'ya boş küme diyoruz. Çünkü X'ler kaybettin ama sayılar birbirini tutmadı. Buradan çözüm kümesi boş küme diyoruz. Boş kümenin örneği bu. Şimdi gelelim diğerine. Şurada da çözüm kümesini bulun diyor. Kalemimi değiştiriyorum. Yine 2 içeri yi çarpı olarak atıyorum. 2x eksi 2 oldu. Eşittir. Sağ tarafta ne var? 2x eksi 2. Aa, her iki tarafta 2x var. Bunu karşıya attım. Çıkardım. Bunlar yani kayboldu. Eksi 2 eşittir. Eksi 2. Mantıklı. Süper. Hatta bu eksi 2 karşıya at. Bura 0 olur. Burada da 0 olur. Süper. Eşitlik doğru mu? Yani x'ler kaybolunca sayılar birbirini tutuyor mu? Tutuyor. Mantıklı mı mantıklı? İşte o zaman çözüm kümen eşittir tüm reel sayılar. X yerine ne koyarsan koy bu denklem doğru olacaktır. Diyorum. Mantığını anlattıktan sonra bir bakıyorum. Aha ikinci dersten devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci derste birinci dereceden iki bilinmeyenli x'li y'li denklemler var. onu çözelim çünkü onlardan gerçekten çıkıyor. Ayrıca sıra sende diyorum. Şu örnek x değişkenine bağlı. Birinci dereceden bir denklem. Ve bu denklemin kökü 2 ise a kaçtır demişim benzerini çözmüştüm. Ne yapacağını biliyorsun galiba. Bir yerine yazıp bir çöz bakalım. A değerini bul. Yorumlara da cevabını atlıyorum. Aynı zamanda Instagram'dan beni takip edebilirsin diyorum. Aynı zamanda e, soru çözmek de istiyorsan Şenol Hoca yayınlarının soru bankasından alıp e, soru da çözebilirsin. Ve soru çözmeni tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten konular soru çözdükçe öğreniliyor arkadaşlar. Mutlaka videoyu izleyin. Videoda benimle beraber soru çözün. Artı e, soru bankalarından mutlaka soru çözün. Kendinize iyi bakın. İkinci derste hepinizi bekliyorum.